Tövbe ya Rab, hata rahına gittiklerime, bilmeyip ettiklerime, bilip ettiklerime. Ne kadar güzel bir tövbedir. Hayırlı sahurlar olsun efendim. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Özbekistan'da, Şirabat'ta İmam Tirmizi Hazretlerinin kabri şerifinde, onun huzurunda oradan size hayırlı sahurlar diliyoruz. Tövbe bahsi mühimdir. İnsanız. Yanılırız, yakılırız, ayağımız sürçer. Hatamız olur, günahımız olur, kusurumuz olur. Anında dönüp ona tövbe etmek, bakın işte o çok kıymetlidir. Soruyorlar büyüklere, efendim ne zamana kadar tövbe edelim? Şeytan yenilinceye kadar tövbe edin diyor. Çünkü şeytan insanı bazen oyalar. Şöyle oyalar, bir tövbe edecek olursun, der ki sen bu günahı yarın gene işleyeceksin, gel bugün de tövbe etme. Halbuki bir tövbe etse kârdadır. O bu, o bu derken bir gün tövbesinde sabit kalır ve yenilen şeytan olur. O güne kadar tövbeye devam. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayete göre günde 70 defa, bir başka rivayete göre günde 100 defa istiğfar ederlermiş. Neye istiğfar ediyorlar? Biz bilmeyiz. Ama o Habibi Edibi sallallahu aleyhi ve sellem iken Cenab-ı Hakk'ın bunu yapıyorsa hesap edelim ki bizim ne kadar, nelere, nasıl tövbeler etmemiz lazım. Pek çok şeyde olduğu gibi tövbede de tövbeyi nasıl ettiğiniz mühimdir. İnsan elini açar der ki ya Rabbi beni affet. Bakın bu bir tövbe ediş şeklidir. Fakat Fethi Yemuhluoğlu'na rahmet olsun. Şu güzel vakitte Fethi abiyi anmış olalım. Dermiş ki günahınız bile aşkla olsun. Ki tövbesi kabulü karin olur. Aşk. O muhabbet onun içine katılacak. Madem İmam Tirmizi'nin huzurundayız hadi okuyalım. Muhammed'den Aleyhisselam hasıl oldu muhabbet. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Hiçbir şey hasıl olmaz. Tövbede bile o olacak. Şair demiyor mu? Tövbeye muhtaçken tövbemin ahı, sensiz işlemedim hiçbir günahı. Madem ki sağımdan çektin eyvahı, solumda durana yaz deme bari. İki melek varmış hani insanın omuzları üstünde. Orada dururlar. Birisi sevabını yazar, öbürü günahını yazar. Hatta rivayet o ki birisine söylemişler doğuda. Demişler ki bak böyle iki melek var. Bunlar senin cevabını yazar. Bunlar senin günahını yazar. Bunu öğrenmiş. Gitmiş kıldığı ilk namazdan sonra sağına selam vermiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Soluna dönmüş. Allah tınne-i layıkı selam eder. Allah demiş çok selama layık da değilsin ama latifedir. Sahur sahur tebessüm vesilesi olsun. Onlar kayıt altına alırlar her anı. Ama bir hayrı yapmaya niyet ettiğiniz anda omzunuzdaki melek o hayrı yapmışsınız gibi yazar. Yaptığınız anda kayıt kesinleşir. Fakat bir günah işlemek insanın aklından geçti, gönlünden geçti. Sol omzunda duran melek yazmaz, bekler. Ne zaman? 24 saat. Belki o bu günahına tövbe eder diye. Ricacı olun. Bekle, dur, yazma. Ola ki tövbe eder. Mühimdir. Mevla bize bu kadar bu hususta merhametli, bizim de biraz kendimize yardımcı olmamız gerekiyor. Yahya bin Muaz Hazretleri elini açıp dua edermiş. Dermiş ki, ya Rabbi biliyorum günah işlemek bana yakışmıyor. Ama affetmek sana çok yakışıyor. Güzelliğe bakar mısınız? Tövbeye bile muhabbeti katmak, aşkı katmak böyle olsa gerektir. Yani diyor ki, ben bana yakışanı yapamadım ya Rabbi. Sen sana yakışanı elbet ki yaparsın. Derler ki Hasan-ı Basri Hazretlerine atfen. O da şöyle dua edermiş. Ya Rabbi biliyorum günah işlemek bana yakışmıyor. Ama cehennemi hak ettiğimi de biliyorum. Ama gidersem şeytan sevinecek. Şeytanı sevindirmeyelim. Beni affet. En son Evliya-i Kiram Hazretleri'nin büyüklerinden birisi şöyle demiş. Eli boş gidilmez gidilen yere. Boş gelmedim ya Rab, suç getirdim. Dağlar taşıyamazken bu ağır yükü iki kat sırtımda pek güç getirdi. O dağların taşıyamadığı yük, bakın burada etrafımızda çok güzel dağlar var. Özbekistan'ın dört bir tarafında gezerken görüyoruz bu dağları. Allah diyor ki biz emaneti dağlara, taşlara teklif ettik.
Biz taşıyamayız ya Rabbi dediler. Biz taşıyamayız, bizim takatimiz yetmez ona. Ama insanoğlu zalim ve cehuldür, kabul etti. O kabul ettiğimiz emanet kalpteki iman nuru. Onu öyle taşıyabilmek her baba yiğidin harcı değil. İnsan yolu yürürken ayağı da kayar, sürçer de, yola da düşer. İş o ki yola düşsün. İş o ki yoldan çıkmasın. Böyle. Fes-sagim kema umirte. Emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Cenab-ı Hak bunu Hud suresinde Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor. Yolun, istikametin, emrin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Habibine emrolunduğun gibi istikamet üzere ol diyor. Dost doğru ol demiyor bak. İstikamet üzere olmakla dost doğru olmak arasında fark var. Hazreti Mevlana der ki, yayın doğruluğu eğriliğinden belli olur. Yani bazı şeyler eğri olduğu vakit doğru olabilir. Ama istikamet üzere olmak hakkın ölçülerini çizdiği. Hani diyor ya, canım erenler yolu inceden inceymiş, Süleyman'a yol kesen şol bir karıncaymış. O, sırattan ince, kılıçtan keskin yol üzerinde, sıratı beklemeden, dünyadayken yürüyebilmek, istikamet üzere olabilmek. Ramazan, tövbenin de iklimidir. Pek çok şey gibi. İnsan bir yıl boyunca yanılır, yakılır, hatası olur, günahı olur vesaire. Ama Ramazan-ı Şerif gelir ya, Mevla sanki insana şöyle demektedir. Haydi, haydi bir kendini affettirenlerden ol. Haydi, haydi bir gayret et bakalım. Neyle? Teravihle, iftarla, sahurla, mukabeleyle, infakla, cömertlikle, muhabbetle, bütün bu güzelliklerle haydi kendini affettirenlerden ol. Allah bizi seviyor. Ramazan Allah bizi daha çok sevsin diye geliyor. Gelin şu sahur vakti kendimize bir söz verelim. Biz de bizi sevelim. Biz de bizi daha çok sevdirmek için gelen Ramazan'ın hakkını vermeye gayret edelim. Biz de bizi daha çok sevmeye arzu eden ve bunun için bize Ramazan'ı lütfeden Rabbimizin bizi daha çok sevmesi hususunda kendimize birazcık yardımcı olalım. Allah kabul etsin efendim. Eyvallah.